Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sağlığımız, saatimiz hep yerinde olsun arkadaşlar. Çok şükür ben de iyiyim. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim, Nagihan Hanım'ın mutfağına hoş geldiniz. Ben bugün neler yapacağım arkadaşlar? Bugün Ramazan'ın başında yapmıştım bir peynir tatlısı. Ondan bu yana da yapmadım. Dedim ki bir tatlı daha çıkartayım. Bir de yemeğim var. Dünden mercimek yemeğim var arkadaşlar. Her gün çekim yaptığım için yemekler. Dedim ki onun yanına çorbam yok. Bir de güzel hep dedim mercimek yapıyorum. İşte sebze yapıyorum. Bizim bir de tavuğumuz var. Terbiyeli tavuk suyu çorbası yapayım dedim. Burada benim arkadaşlar göstereyim. Tavuk suyu çorbamı malzemeleri. Arkadaşlar ben bütün bir tavuk aldım. Parçaladım. Yıkadım. Tüsüledim zaten. Ondan sonra yıkadım. Arkadaşlar diyorlar ki vallahi ben orayı karıştırıyorum. Kesilmiş tavuk mu yıkanmaz? Bütün tavuk mu kesilmez yıkanmaz? Bir şeyler var ama tam emin değilim. Ben her tavuğu yıkıyorum arkadaşlar. Bir de tüsürüyorum. Yani eski tavuklar değil. Hani gezen tavuğumuz var ya, onu annemiz çok tüysü olur. Bunlar da fazla yok ama gene de ben çok huyluyum. Onda ufak tüfek oluyor ya, onu güzelce tüsürüyorum arkadaşlar. Tertemizde yıkıyorum ve böyle koyuyorum, süzdürüyorum suyunu. Çünkü bir de ben şimdi bunu haşlayacağım. Bütün bir tavuk bu. Bütün tavuğu koyup haşlıyorlar arkadaşlar. Ben onu da yapamıyorum. Çünkü onun içini görmem lazım. Onun içinde bazen hayvanın ciğeri, yüreği oluyor. Onları temizliyorum ben. Bazıları seviyor ama ben atıyorum. Bir de ben bunu suyunu alacağım arkadaşlar. Demiştim ya, haşlayıp suyunu alacağım. Hepsini çorbaya koymayacağım. Güzelce temizledim, yıkadım. Burada bir tane tavuğum. Ama siz bunu kendinize kadar bir but, bir kanatınla da yapabilirsiniz. Ama ben suyunu alacağım için göstereceğim aşama aşama. Burada bir tavuğum. Buraya da böyle suyumu koydum. İçine salacağım. Bakın arkadaşlar, ben tavuğu sade haşlamam. Benim çeşit çeşit vardır tavuğum. Tavuk suyu çorbalarım. Bakın burada bir orta boy, iki küçük soğanda ama şöyle bir orta boy soğanım var. 3-4 diş sarımsağım, tane karabiberlerim var arkadaşlar. Ne yapıyorum? Suyumun altını açıyorum şu an hemen. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tavuğumla beraber bunu haşlayacağım. Bu şekilde haşlıyorum arkadaşlar. Sade haşlamıyorum. Bunun rengi şey çıkıyor. Şöyle elimle salayım. Böyle tavuğum güzelce. Çünkü böyle haşlarsanız arkadaşlar gerçekten çorbanız çok daha lezzetli olur. O karabiber, o soğan, sarımsak hem lezzet katar hem de o hani tavuğumuzun böyle kendine has bir kokusu var ya arkadaşlar. O kokuyu da alır. Su fazla geldi. Şöyle alayım ki taşmasın. Rahat olsun. Ben de sarımsağımı da alayım. Şöyle. Böyle ben bunu şimdi arkadaşlar açtım zaten altını ama büyük göze almak zorundayım. Burada çabuk kaynamaz. Bir gözümün, bu aygazımın gözüne bir şeyler olmuş. Böyle hani derler ya, tıs tıs yanıyor. Ağır kısık ateşte olacağı zaman iyi oluyor. Şimdi burada dursun. Böyle ben bunu arkadaşlar çok az da şimdi tuz atmak zorundayım arkadaşlar. Yani bu kaynarken biraz o lezzet onun içine geçsin. Şöyle de ona tuz salacağım. Böyle bu kaynayacak ve o tavuk öyle kaynamaya geçecek ve onun sonra terbiyesinde burada göstereceğim arkadaşlar. Bir çay bardağım, büyükçe bir çay bardağımla böyle şeyim var. Söylesene be, ter şehriye. Siz isterseniz arpa şehriye de koyabilirsiniz. Neden güldün gene kızım? Söylesene be. Aa, söylemeyeceğim be. Bunu göstereceğim nasıl yaptığımı arkadaşlar. Ama siz buna arpa şehriye de koyabilirsiniz. Arpa şehriye de yapabilirsiniz. Ter şehriye de. Ben ter şehriye yapacağım. Tabii bunu azaltabilirsiniz de arkadaşlar. Çoğaltabilirsiniz de. Bu size kalmış. Burada bir tane limonum var. Bunu da sıkacağım. Şu an sıkmadım. Terbiyelerken. Tabii terbiyeye burada bir tane de limon ve yumurta, un, tereyağı, yoğurdum. İki tepelemede yoğurdum var. Göstereceğim. Tabii bu tereyağın hepsi girmeyecek. Ben şimdi tabağa koydum. Oradan alacağım. Kaldıracağım sonra. Bir kaşık mı? Ne kadar alacaksın? Sıvı yağlı tereyağı karıştıracağım terbiye yaparken. Dolu bir tepeleme kaşık olur. Çünkü tavuğumda da suyunda da yağ çıkacak şimdi. Tavuğum yağlıymış zaten.
Ona göre göstereceğim ben size. Yani bir kaşık böyle tereyağı olur. Biraz da sıvı yağ olur. Güzel unu kavururken. Evet, revani. Şimdi gelelim revanimize. Arkadaşlar bakın. Burada güzel bir revani yapacağım. Allah'ın izniyle. İnşallah Allah'ım mahcup etmez beni, utandırmaz. Bakın arkadaşlar. Burada benim 1 litre şekerim. Buraya da hemen hazırladım. Bak şimdi elim ısırmaya uğraşıyor. Buraya da hazırladım. 1 litre su deniliyor ama arkadaşlar ben hiçbir şekilde 1 litre suyu kullanmıyorum. Fazla kullanıyorum. Çünkü revani şerbeti çok sever. Bir tık daha mesela 1 litreden burada hemen hemen 2 su bardağı da fazla suyum var. Tavuğumu koydum orada kaynamaya. Şerbetimi de göstermiştim ölçüleri. Oraya koydum yavaş yavaş olabilsin o. Şekeri de böyle eritiyoruz tabii. Burada ne yapacağız arkadaşlar şimdi? Böyle yumurtamızın akınla sarısını ayıracağız. Bu şekil. Yumurtam akla sarıları ayrıldı. Arkadaşlar köpük haline getireceğiz. Blender varken konuşmak istemiyorum. Blender diyorum lütfen. Arkadaşlar böyle köpük haline getirdik. Şimdi şekerimizi ilave ediyoruz. Çok az, köpüğü öldürmeden. Ne yapıyoruz arkadaşlar şimdi? Bunu bu şekilde döküyoruz. Ay. Canlarım ne yapıyorum? Bunu burada hazırladım. İkinci aşamaya geçtim. Böyle. Bunları koydun. Evet, bunlar unlardı zaten. Şöyle. Bu da şimdi neydi? İrmiğimiz. Evet. Burada da ne vardı? Bir paket. Kabartma tozu. Ama ne yapacağız arkadaşlar? Hepsini koymayacağız. Aa. Evet. Ne kadarını koydun? Yarısını. Yani yarısını. Şurada yarısı az bir şey kaldı. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunu böyle güzelce harmanlayacağız. Oh, mis. Böyle arkadaşlar. Bu neydi? Pastane revanisiydi, evet, değil mi? Evet, pastane revanisi bu. Arkadaşlar, bende çeşit çeşit revaniler var. Bakın ne yapıyoruz arkadaşlar. Göstermiştim. Revanim oldu. Şimdi de böyle tepsimi güzelce yağlıyorum arkadaşlar. Bu benim yılların tepsim. Çinko tepsim böyle. Şöyle yağlıyorum. Kulakları çınlasın. Beni izliyorsa öpüyorum onu. Karşı komşum Zeynep'im. İkizleri vardı. Benim kızım doğdu Işıl'ım. 3 ay sonra da o ikizlerini yaptı. Şu an bildiğim kadarıyla neredeydi ya? Vallahi söyleyeceğim aklıma gelse. Oradan peysimde hepsinde var da. Oradan onu kucak dolu öpüyorum. Çok selamlar. Eğer beni izliyorsa onun bana hediyesidir. Emin olun kaç senelik tepsi. Ama kıyamıyorum. Ben onda çok güzel işler yaptım. Bana hediye etmişti, vermişti sağ olsun. Hem karşı komşumdu Biga'da otururken. Hem de eşimin de akrabası yani. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle arkadaşlar onun bana hediyesi. Ben bununla ne revaliler, ne pastalar yaptım sağ olsun. Hala düşünüyorum arkadaşlar size söylerken şu an nerede oturduğunu. İlk başta karşı komşuyduk, Biga'da oturuyorduk. Sonra eşinin tayini çıktı, o Bandırma'ya gitti. Zaten benim eşimin de akrabası oluyor Aköy'den de ama Bandırma'da. Sonra eşine gittiler. Sonra da oradan da sanırım Bolu mu diye, Bolu değil ya. Sinop mu diyeceğim geliyor. Neyse aklıma gelirse söylerim arkadaşlar. Orada şimdi. Yani çok sağ olsun. Bana onu hediye etmişti.
Fazla bu leyvanın arkadaşlar üstüne oynanmaz. Böyle koyduğunuz zaman şu işlemi yapacağız onu arkadaşlar. Böyle. Böyle yerleşmesi için. Alttaki yağ böyle. Leyvanın. Sesli bence konuşan ne? Onun sesi çok fazla duyuluyor musun evet, bilmiyorum. Şunun altına arkadaşlar şunu koyayım ki tezgah pat pat vuruyorum. Vurmasın hem çinkoları dökülüyor böyle arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Bana verilen hediyeler o kadar değerli ki anlatamam. Yani böyle ödüm kokuyor onları. Yıllandırmak istiyorum onları. Çünkü hediye vermeyi de çok seviyorum. Almayı da çok sevdiğim için ve de çok kıymet veriyorum. Yani böyle kullanmayacağım neredeyse onları. Müzelik yapacağım arkadaşlar. İşte bunu da şöyle üstünde oynamayacağız arkadaşlar. Bunu bak böyle 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 sallaya 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 bunu şu şekil vurdura vurdura bunun içindeki havacıklarını aldıracağız. Gördüğünüz gibi böyle. Burada da çorba arkadaşlar başlıyor. Bakın şu güzelliğe. Bakın oturdu zaten. Eminim. Bunun içinde hiçbir şey kalmamıştır inşallah. Allah'ın izniyle. Mahcup olma. Ne yaptık? Oldu. Bismillahirrahmanirrahim. 180 derecede ısıtılmış. Fırınımıza koyuyoruz arkadaşlar. Tamam. Bu burada ola dursun. Tavuk da başlasın böyle. Kaynama yavaş yavaş başladı arkadaşlar. Ne yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Bu tavuk çorbanın rengini öldürür. Derler ki tavuğun tadı, tavuğun efendime söyleyeyim yağısı, tadı, tuzu gitti. Şu var ya şu arkadaşlar hani alıyoruz. Ne yaptın alıyorsun diyeceksiniz. Bak şöyle yağ salıyor gibi. Arkadaşlar iddia ediyorum sizinle o yağ değil. Bildiğin tavuğun jölesi. Bunu alın köpüğü de. Koyun bildiğin jöle. Jöle yani. Ne yapsın, ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi bir taşım daha böyle köpüğünü kaldırsın. O köpükleri temizleyeceğim, ondan alacağım. Hem kötü daha kokmaz çorbanız, hem daha rengi daha hoş olur. O jöle de gider orada. Böyle ben bunları temizliyorum arkadaşlar. Şu şekil alıyorum ki. Bakın ya karabiberlerim geliyor. Gelsin istemiyorum ama çok küçük karabiber tanelerim çıktı. Bazen böyle iri iri oluyor, iyi oluyor. Aşağı daha rahat gelmiyor. Canlarım bakın şerbetim de kaynıyor. Aspiratörümüz daha açık. Sıktık. Şu kadar. Ondan sonra şimdi böyle ellerimize basıyorduk arkadaşlar. Burada kepçem. Şerbeti çıktık. Burada da tavuğum oldu oluyor arkadaşlar. Bakın. Yani tavuk şöyle bir durum var. Şu. Bakın. Hani but deriz ya. Butu şu şeyden kemikten çekilmeye başladı mı tavuk pişti demektir. Biraz daha tamam o tavuk pişti. Şöyle kapatayım. Şerbetim böyle fırında. Revanim de pişti. Arkadaşlar yaptığım bir hata. Tek ölçü yaptım. Tek ölçü yaptığım için de tepsim büyük geldi. Benim hep iki ölçü yaparım ben bunu. Kafam bir an gitti. Tek ölçü yaptım. Ama oldu. Revanizin üstü bu olduğu zaman alın arkadaşlar. Bu rengi alacak üstü. Bakın. Aslında çok güzel oldu. Bazen insan dalıyor ya, kafası gidiyor ya arkadaşlar. Ben bunu iki ölçü yaparım. Tek ölçü yapmam. İki ölçü yaptığı zaman bu tepsiye denk gelir. Sen git tek ölçü yap. Hep böyle ölçülerim vardır arkadaşlar. Ama yapalım şansımıza. Ama bence ince de güzel oluyor. İnce de çok güzel oluyor. Olmuyor değil. Tadı çok güzel. Ama işte daha kabarıyor ediyor. Bu zaten kek gibi olmaz. Bu pastane revanisi. Bunun içinde bakın. Ne yağ var, ne süt var, ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Olsun tekrar yaparız. Kabarmışını gösteririz ileride. Tepsi, bunu daha bir küçük tepsi yapar. Ama ben hep 12 yumurta, 6 yumurtayla yaptım. Bir an sonra yaptıktan sonra aklım başıma geldi ama iş işten geçti. Bakın arkadaşlar bunu da söndürüyorum. Şerbetim de böyle oldu. Güzel. Şimdi o şerbeti çekince de daha canlanır. Ama daha kalın olmaz. Daha ince olur. Ama ben sizin şerbeti nasıl sünger gibi çektiğini, şerbeti nasıl dışa verdiğini,
Ve inanın tadını da söyleyeceğim. Çok güzel oluyor. Yapmadığım şey kolay beri yapmam arkadaşlar. Ama işte hepsi. Eğer ki bunun bir küçüğüne daha koysaydım böyle olmazdı ama şansıma. Şimdi bakın arkadaşlar ilk buharı çıksın. Tepsimin de çıktı. Bakın bunu böyle yerpileceğim. Şöyle. Şunun altı kızgın zaten. Şöyle ilk buharını çıkartayım. Arkadaşlar böyle. Gör. Bunu sıcağı sıcağına şimdi dökeceğim. Aslında pişirme çok güzel. Kendi çok güzel. O şerbeti yedim de canlanacak onu biliyorum da. Şeye de almak istemiyorum arkadaşlar ya. Tezgah sıcak bir şey koymak istemiyorum. Ne olur ne olmaz. Hani sarartır, karartır. Şöyle yakın. Şöyle yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Gene mahcup etmesem beni. Değerli takipçilerimi. Böyle biraz daha alıyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle huylandığım yerlere bakıyorum. Tavuğu taşırdım. Taşırdık yani tavuğu. Tavuk da tamam. Birazdan kapatıyorum arkadaşlar. Gösterdim ya. Şöyle bir iki dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Şerbeti zaten böyle arkadaşlar bir kere de şar diye dökmeyin. Bu reyvanı çok sever şerbeti. Yavaş 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 dökün. Yavaş yavaş çekecektir onu. İçin için çekecek. İçin için çekecek. Bak ben böyle. Birazdan onun hepsini alacak o zaten. Evet, şimdi bu çeksin göstereceğim arkadaşlar. İkinci aşamayı tekrar bakın. O çektikçe de kabaracak zaten arkadaşlar. Tavuğumu ayırdım, çıkarttım oraya, soğumaya bıraktım. Diteceğim ya arkadaşlar. Tabii hepsini ditmeyeceğim. Bak, altına yapışmış. süzüyorum şimdi arkadaşlar. Bakın böyle. Tavuk suyum benim. Bu şeyi. Çık. Ana fazla geldi. Hiç bakmıyorum bile. Kör kör iş yapıyorum arkadaşlar. Neyse o nasipten çıkmış diyelim artık. Onun nasibi o kadarmış. Neyse bunu ben üstten alırım gene biraz. Şimdi orada dursun arkadaşlar. Şu aşamayı göstereceğim. Şöyle derdi benim rahmetli annem. Tavuğun çorbaya diteceğin kısmı nasıl diyeyim size arkadaşlar. Şuradan bir tabak alayım. Hazırlamamışım arkadaşlar. Böyle. Şimdi şu kanat kısmımız var ya boyun böyle ay yazık baktı şöyle annem derdi böyle haşladığı zaman bilirim şu kanat deriz boyunu bunlar çok lezzetli olur kızım çorbada derdi bana böyle çorbada onların ditmemi isterdi hani onları dit diye göğüs pek iyi olmuyor lokantalarda bakıyorum göğüs her yerini ditiyorlar ama hani başka bir kanadı daha vardı bu kanat. Mesela şimdi bir butunu da alacağım, biteceğim. Mecbur tabii göğüs de alacağım buradan. Ondan da biraz koyacağım arkadaşlar. Bunları diteceğim, kalanlarını kaldıracağım. Yetmezse oradan gene alırım. Ama illa o kanatlarını boyun diteceğim. Çok tavuğun en lezzetli yerleriymiş aslında. Gerçekten mangalda da kızartınca görüyoruz ya arkadaşlar. Ne yaptım arkadaşlar? Güzelce tavuklarımı dittim. Dedim ya size diterken de burada kanadını aldım. Boyununu aldım çok lezzetli olur diye tek onunla olmaz içine biraz göğsünü biraz but kısmından da koydum bu benim şeyime girecek siz onu çorbanıza göre çok az ayarlarsınız çorbama girecek buradan da böyle 1 litreye yakın tavuk suyumu çorbama aldım buradan da tekrar tek tavuk suyuna değil ağır gelmesin diye soğuk su da burada göreceksiniz normal su da katacağım bu benim poşetleyeceğim suyum. Bunu soğusun biraz size göstermek için. Onları poşetleyeceğim, dolaba koyacağım. Çorbalarıma yine. Buncağızlarımı da ayırdım. Hani bizim sessiz dostlarımız var ya minnaklarımız. Onlara yemeğe gidecek arkadaşlar. Geliyorum. Buraya da soğusun diye koymuştum. Bak bu kadar da tohumdan kaldı. Bunu da ayırdım arkadaşlar. Gerekirse söylesin. Deneyim hadi söylesene. Söylesene be. Söyleyin bakalım. Onu. Pilav yapıyorum ben bazen arkadaşlar. Dolaba koyuyorum. Buzdağı pilavıma koyuyorum. Ya da ne bileyim aynı çorba yaparken gene hazır elimin altında. Çünkü çok fazla olacak. Tavuk mu yiyeceğiz? Onu da öyle ayırdım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Bakın arkadaşlar burada benim çok az bir yağ. Burada bunu açıyorum. Böyle.
ne yapacağım? Şehriyemi, bismillahirrahmanirrahim, kavuracağım arkadaşlar. Bu şehriye bu şekilde burada kavrulurken buraya da gene böyle azıcık yağımı koyacağım. Böyle unum döneceği kadar, çünkü tereyağı da koyacağım. Tohum da yağlı. Ondan sonra 11 şöyle gelir. Yani yanlış göz açıyorum ya. Evet. Bunu da burada yapmayayım. Bunu da takip edeyim buradan. Arkadaşlar şuradan ben şeyimi alayım. Çırpacağımı alayım arkadaşlar. Buraya da ne yapıyoruz zaten? Unum var demiştim ya. Neyse şunu kullanayım. Şöyle özleşsin, etsin. Bakın. Şöyle. Kumduru olur yoksa arkadaşlar. Biraz daha sessiz konuşalım. Kumduru olur yoksa diyorum arkadaşlar. Unu da koyayım. Böyle açtım ya bunun altını. Işıktan da göremiyorum arkadaşlar. Böyle bunu güzelce kavuracağım. Burada da şehriyelerim kavruluyor. Görün bak ne yapacağım. Ben bunları biraz kavurayım arkadaşlar. Benim unum kavruldu. Ne yapıyorum? Böyle. Böyle. Anne aspiratör açık. Sen şey, oh be. Böyle bakın. Esmer yine oldu, kavruldu. Çünkü bunları böyle kavurarak yaparsa çorbamızın içinde daha güzel gözükür. Ve sesimi de yükselteyim. Güzel gözükür arkadaşlar. Bir de dağılmaz, yapa gibi olmaz. Ne yaptık? Burada unumuzu altını açıyorum şimdi. Açtık. Ne yapıyoruz? Biliyorsunuz tabii. Böyle tavuk suyumuzla koyduk. Oh maşallah. Şöyle alayım. Şimdi arkadaşlar bunu böyle karıştıracağım. Çünkü kaynamaya başlasın. Şeyleri koyduk. Suyum kaynadı. Aspiratör. Aspiratör. Sevgili aspiratör. Kaynadı. Ne yapıyoruz şimdi? Şehriyelerimi şöyle süzdürerek yine almaya çalışıyorum. Hani biraz yağsından kurtarmak için. Ama çok az da koysam şehriye biliyorsunuz yağ çekmiyor zaten. Bakın arkadaşlar nasıl güzel duruyor içinde. Bakamıyorum. Böyle bak. Daha sinireceğim onu. Bakın. Şimdi bunlar biraz pişmeye yakın arkadaşlar. Tavuk aşamasını göstereceğim. Benim şehriyelerim bayağı bir kıvamına geldi arkadaşlar. Bakın nasıl güzel. Hiç böyle lapa gibi olmadı. Yine böyle tel tel duruyor. Bayağı pişmeye yön aldı. Ne yapıyoruz? Tavuklarımızı atıyoruz ki biraz unla da tadı tuzu geçsin. Şimdi burada terbiyeye geçeceğim. Çünkü terbiye yapmaya. Terbiye edeceğim yani. Şimdi bu taşında böyle kaynasın arkadaşlar. Terbiye esnasını göstereyim. Terbiye aşamasına geldik. Son aşamalar. Arkadaşlar bunda bu tavuk suyunda biraz işte ak konulmuyor. Bunda genelde ne konuluyor? Sarısını koyacağız. Arkadaşlar bakın buna normal havuç da rendeleyip koyabilirsiniz. İçinde çok güzel duruyor aslında. Ben zaman zaman onu koyuyorum. Ay şu akım koyuyorum ama şunu bir atayım arkadaşlar. Benim küçük kardeşim Işılcık sevmiyor havuç. Evet sevmiyor. Pişmiş havuç sevmiyor daha doğrusu. Yoksa salatada falan seviyor. Evet yalancı tavuk suyu da yapmıştım ya arkadaşlar. O zaman bile çocuk dedi ki anne gene çok az böyle bir sıvı yağ katıyoruz. Rahat çırpılması için. Ondan sonra gene dedi şey koymuşsun anne dedi. Havucu koymuşum dedi. Kızım ne olacak dedim az koydum falan. Hadi bunu da koymayayım şimdi. Hani inat yapar gibi olmasın koymadım. Ona böyle inmesine taşım katya biberi de koyabilirsiniz. Çırparken konuşmayayım. Hani havuç inmesine yakın değil biliyorsunuz sert olduğu için önce soteleyip sonra ununla beraber suyunu döküp öyle koyabilirsiniz. İnmesine yakın da kapya biber de koyabilirsiniz. Çok hoş duruyor. Ama ben koymadım böyle yapacağım çünkü şey yapıyorum. Bunu böyle güzel çırptım değil mi arkadaşlar? Burada da yoğurdum vardı. Yoğurt. Yoğurdumuzu da bakın böyle güzelce çırpıyoruz. Gibi. Arkadaşlar benim çocuklar bunu işkembe tam onu diyecektim he. İşkembe çorbası gibi içiyorlar arkadaşlar. Şimdi sarımsak dövdün mü diyecek Işıl'ım. Sirke sarımsak içerken de onu koyacaklar.
Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada limon suyumuz da vardı. Ama gerçekten güzel oluyor. Yapın. Evet. Muhakkak tavsiye ederim. İşte bu da sosumuz böyle. Zaten çorba oldu oluyor. Tamam. Bu çırpacağın işi bitti. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine aynı şekilde. Bakın şöyle tutayım. Dökme yine, ne olur sıcak bu sefer. Evet, şöyle. Kesilmemesi için. Orayı sileceğim. Ya anne ya. Allah'ım ya. Her yeri sil, ben beni de sil. Normal kendimi evde çalışıyorum gibi oluveriyorum. Beni hoş gelin ne olur. Ben sizi çok seviyorum. Ne yapayım? Bakın arkadaşlar. Bakın zaten kıvamı çok güzel oldu. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Böyle yavaş 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 yavaş. Hiç onu kestirmeden. Hoppala. Koy işte. Aa, ben çıktım. He? Ben çıktım şeyde. Flolarım orayı artık. Böyle. Arkadaşlar şimdi iki taşını da kaynatacağım. Neden diyeceksiniz? Çiğ yumurta var ya, o yumurta da pişsin içinde. Sonra bir daha neye gideceğiz arkadaşlar? Sunuma. Evet canlarım, can kuşlarım. Benim tavuk suyu çorbam oldu. Revanim oldu. Videomun içerisinde göreceksiniz. Anlatmıştım. Beni gene utandırmadı. Mahcup etmedi. Arkadaşlar ben bir an daldı kafa. İki ölçüyü yaptığım tepsiye gitmişim, bir ölçümü koymuşum. Tabi bu daha kalın olurdu. Mesela iki ölçülük olsaydı daha kalın olurdu. Ama tadı, kıvamı, her şeyi oldu. Sadece biraz ince oldu. Ama benim güzelim beni utandırmadı. Benim revanim, tavuk suyu çorbam. Yanında mercimek yemeğim de vardı. Çok güzel oldu. Allah eksikliğimi göstermesin. Bakın arkadaşlar. Sünger gibi. Sünger gibi mi derler? Sünger gibi mi derler? Sünger. Sünger gibi derler. Bakın arkadaşlar böyle vurduğunuz zaman çatalı da böyle içinden bak şerbeti akar. Bak gördünüz mü? Hiç patlamaz. Böyle geri içine alır. Olay bu işte. Bu pastane revanisi arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak patlamıyor, içine alıyor. Patlamıyor. Bu size tekrar tekrar veriyorum. Yani revani asıl bu. Yani başka revanilerimde var. Yoğurt, süt koyduğumuz. Ama o ben bunu yaptıktan sonra arkadaş revani olduğunu anladım. Öbürleri bildiğimiz keki şerbetlemiş gibi oluyoruz. Ama o da ayrı bir lezzet. Onları da yapıyorum ben. Bu size de gösterdim yani yakın çekim olaraktan da. Sadece üzüldüğüm nokta tepsimi tek ölçüyü koydum. Çünkü tek ölçüde neden tuttum? Orada benim bir tane zeytin gözlüm var. Az yap, az yap, az yap diyor. Çok yenilmesin, kilo oluyoruz diye. Ondan tuttum ama oh, iyi olmuş. Tepside o yüzden şey geldi ama ne yapayım bak. Utandırmadı, mahcup etmedi gene. Evet, tavuk suyumu da videomun içinde söylemiştim. Bunu canlandırmak için dedim ya, şey koyabilirsiniz, havuç falan ama ben koymadım. Bakın şu güzelliğe, ben pul biberi görsel olarak gösterdim, bakın. Şehriyelerimiz hiç yapışmadı, hiç dağılmadı. Bakın, tavuklarımız da bol bol. Hepsi oldu. Ben bu arada sarımsağımı da dövdüm. Onlar sarımsaklı sirkeli içecekler, arzu ederseniz öyle de içersiniz. Arkadaşlar bizim bugünkü menümüz bu. Hayırlı iftarlar diliyorum size. Bana abone olur. Like'larsanız, beğenirseniz. Bol bol yorumlar yazarsanız çok mutlu olur. Sevinirim. Sizi böyle kucak dolusu öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın. Sevgiyle kalın. Dostça kalın.